Ejder bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Ne yazık ki istediğimiz coşkuyla kutlayamadık. Kimsenin çok da e, sanki umurunda e, olmadı. Bazıları Gazze'de, Filistin'de olanları bahane ederek bu güzel bayramın 100. yıl dönümünü ne diyeyim, kutlamamızı bir ölçüde belki engellediler. Ama biz Cumhuriyete gereken değeri vermek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ve bugün de yine 100. yıl vesilesiyle bu cüvetin nasıl kurulduğunu, bu tapusunun nasıl alındığını bir kez daha konuşacağız. Bugün tek tek bilimde de bu konu ele alınıyor zaten. Lütfedip orayı da program sonra izlersiniz eğer izlemediyseniz. Orada da bu konuları konuşuyoruz. Bugün tek tek bilimde gelecek yüzyılı nasıl yaşamalıyız? Türkiye geçen yüzyılda eksik bıraktıklarını gelecek yüzyıla nasıl tamamlar diye ele alıyoruz. Burada ise çok sevgili bir dostum var, çok değerli bir büyüğüm var. Ee, Yusuf Halacoğlu, Türk Tarih Kurumu eski başkanı ve Türkiye'nin siyasi geçmişini, siyasi tarihini en iyi bilenlerden biri. Üstelik de yıllarca bu önemli kurum başkanını yaptığı sırada da Türkiye'nin batıya karşı tezlerini en can siperne savunan isimlerden biri. Onunla bu akşam hem güncel meselelere şöyle bir hafif değineceğiz. Çünkü orada da büyük bir cehalet var ama asıl olarak e, Lozan meselesinden, Lozan'ın nasıl e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bir tapusu haline geldiğinden ve Lozan'la ilgili doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen doğrulardan e, söz edeceğiz. Umarım e, sizin de bilgi dağarcığınızda yeni bir şeyler katmış oluruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun. Vallahi Emeklilik nasıl, nasıl gidiyor? Ya işte, emekli olamıyoruz ki kitap evet, yazıyoruz. sürekli Hı. olarak yine bırakamayız yani sonuçta. Kitaplar, konuşmalar ne zaman ararsan bir yerde. sürekli olarak bir konferanslara her yere davet ediliyoruz. Özellikle gençler çok ilgi duyuyor. Çok. İlginçtir. Geçen gün de şimdi çarşamba günü şeye katılacağım. Tıp Fakültesi, Çapa Tıp Fakültesi'nin öğrencilerine. Ardından Galatasaray Üniversitesi davet ediyorum. Oraya gideceğim. Şimdi yani aslında o kadar çok her yerden geliyor. Bu ilgi iyi bir şey. Az, aslında en en gençler azından ilgi duyuyor Gençler yani ilgi azından. duyuyor ve inşallah o ilgi devam eder. En azından üzerimizdeki bu cehalet örtüsünü belki bir miktar atmış oluruz tarih Ya insan gerçekten çok üzülüyor biliyor musun? Şimdi 100 100 yıl bir daha olmayacak 100. yıl. Yani 100. yıla erişmek ve o, o coşkuyla o yılı kutlamak cumhuriyetin kulu. ya yani bağımsızlığımızı, bağımsız olmamızı, birilerinin tahkiminde olmamamızı ve hür bir ülkede yaşama imkanı verilmesini kutlamamız gerekirken insanlar oralı olmaması insan çok, çok üzüyor. Yani, yani vatandaşların önemli birinin umurunda ama ne yazık ki evet, Türkiye çok sanki umurunda gençlerin değilmiş. Gençlerin ilgi duymasından dolayı da bu sebeple Tek mutluluğumuz o zaten. Dolayısıyla işte 100. yıl, 100 sene geçmiş. Fakat şu var Fatih Bey, Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman da karşı çıkanlar vardı biliyorsunuz. Evet. Veyahut da e, çıkmıştı Mustafa Kemal e, Paşa, Atatürk olmadan önce. Dedi ki ben bu ülkenin işgal edilmiş topraklarını kurtaracağım dedi. Niye kurtarıyorsun diye karşı çıkanlar oldu biliyorsunuz. Onların torunları da hala yani, aynı yolda devam, devam ediyorlar. Devam İşte e, yadırgamıyorum yani bu şekilde karşı çıkanları görünce yadırgamıyorum. Evet. Çünkü Cumhuriyeti düşmanlar. E, İkincisi de neyi düşmanlar biliyor musunuz? Şimdi e, tabii Cumhuriyet'le birlikte işte halifelik kaldırıldı, işte e, harfler değiştirildi, alfabe değiştirildi, saltanat kaldırıldı gibi ifadeler kullanıyorlar biliyorsunuz. Hatta İngilizleştik gibi diyenler var, Siyonist diyenler var Atatürk'e. Hiç olmadığı kesin de şu, Şurası için söylüyorum bunu. Şimdi e, bu şekilde e, ortaya çıkanlar e, Atatürk'e, Bunları kaldırdığı için çıkmıyorlar inanın ki. E, hatırlarsanız bu e, çözüm süreci sırasında işte Anadolu Cumhuriyeti mi diyelim bu bayrak evet. e, üzerine tartışmalar olmuştu. Türk Aslında adını kaldıralım. Bütün mesele olur. Türk meselesiydi. Türkiye denmesiydi devletin adına. Ve büyük Türk milleti diye hitap etmişti FATATÜRK. İşte buna karşı çıkıyorlardı. Eğer öyle demeseydi Atatürk belki bu kadar karşı çıkmayacaklardı. Böyle görüyorum yani. Büyük böyle Anadolu de karşı Öyle diyeceksiniz. Deselerde karşı çıkmayacaklardı. Saltanat kaldırılmış, kaldırılmamış umurları değil kimsenin aslında. Hilafet de öyle. Yani halife olmuş, olmamış hiç umurları değil. Çünkü halifelik zaten bir e, siyasi şeydir, slogandır. Peygamberimizle alakası olan bir, bir hadise de abi. değil. E, e, dolayısıyla yani e Hatta karşı zaman çıkardı. zaman birden fazla halifenin olduğu dönemler var. Tabii ki Fatımiler varken, Haşimiler de vardı yani. Çok yerde Hatta Emeviler vardı. Emeviler var vardı. Dolayısıyla yani tek halife de yoktu. Yani halifelik de zaten böyle kağıt üzerinde görünen bir, şeydi. Umuru da değil olan bir şey değil. Kimsenin umurunda değil aslında. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu ama insanlar bunu şey yapamıyorlar, hazmedemiyorlar adeta. Ya anlayamıyorlar ya hazmedemiyorlar. Ben hazmedemediklerini düşünüyorum. Anlamamalar mı? Bir kısımda anlamayan vardır. Belki Çok diyeyim. az yani onu zannetmiyorum. Yani İstanbul ıı, işgal edilmiş. İzmir ta hatta da... Kolat diye kadar Yunanlılar işgal gelmiş. etmiş. İtalyanlar Marmaris, Antalya bölgesini almış. Fransızlar bütün güney bölgelerimizi almış. Doğu Anadolu'da bir tarafta evet, Ermeni er devleti er var. Er Alt tarafta var. isterlerse Kürtler devlet evet. kurabilecekler. Osmanlı'nın karşı çıkması yasak. Evet. İsterlerse kurabilecekler. Mondros'la biliyorsunuz altı vilayet, e, vilayet-i de denilen yerde istedikleri zaman müdahale etme hakkına sahip Aynen. olacaklar maddesi var bir de. Trakya'nın tamamı Yunanistan'a ee, Yunanistan'a verilmiş. Yunanistan İstanbul verilmiş. hariç. İstanbul'da da küçük bir padişaha ait dar bir bölge var ancak asker bulundurma yetkisi yok. Sadece az sayıda jandarma bulundurabilecek, 15 bin kadar jandarma gücü olabilecek ancak padişahın emrinde o da İstanbul'da güvenliği sağlamak için e, Anadolu'da hiçbir e, yeri yok. Orta Anadolu'da daracık bir bölge bırakılmış e, Türklere. Gerisi tamamı paramparça. Şimdi orada da daracık bölgede de e, yine garnizonlar var. İngiliz garnizonlar evet. var. Yani Samsun'da da var. Düşünün Atatürk'ün çıktığı Samsun güya iştikal edilmemiş. Tam orada da garnizon var. Diğer Anadolu bölgelerinde de var. Çünkü Mondros'a göre e, biliyorsunuz e, yanılmıyorsam 7. maddesinde e, işte e, gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda, tehlike gördüklerinde istenilen bir yer işgal edilebilecek hükmü evet, yani. vardı. E, tabii diğer taraftan İstanbul'da da şimdi e, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan e, 7 gün sonra Fevzi Paşa eski Genelkurmay Başkanı'nda görevden ayrılıyor. Ankara'ya geliyor ve konuşma yapıyor mecliste biliyorsunuz. Evet. Orada da şunu söylüyor yani padişah ayrılmış bölge deniyor ama padişah da e, cuma selamlığına bile Allah'ın İngiliz e, yüz başısından izin alarak ancak gidebiliyor onda da Büyük e, alayla gitmiyor, sadece çevresindeki koruma olan e, askerlerle gidebiliyor. Ha, Çünkü padişahın başına hükmü o zaman? Sadece Beşiktaş'la Karaköy arasında. O kadar. Ve yani orada, orada, da da var. orada da izinle hareket ediyor. Orada izinle. O da izinle gidiyor. Yani zaten Osmanlı <laughs> bitmiş. Diğer taraftan belgelere baktığımız zaman, yani Osmanlı işi belgelerinde bunlar bol şekilde var. Diyor ki mesela İngilizler e, o kendi askerlerine. Fransızlar, İtalyanlar gidicidir. Biz burada kalıcıyız. Doğru. Dolayısıyla Türklere iyi görüntü verelim ki biz burada rahatlıkla kalalım diye de konuşmaları var. Yani bunların hepsi var. Doğru. Yani böyle bir ortamdan işgal edilmiş bir topraklardan size yeni bir devlet çıkarmış, bağımsız bir devlet çıkarmış, eee Ezanlı süre olarak okunan, kanunlarınızı yapabildiğiniz ondan sonra kendi kendinizi idare edebildiğiniz kimsenin tahakkümü olmadan yürütebildiğiniz bir devlet kazandırmış kişiyle siz uğraşıyorsunuz. Hocam işte hatırlayın. Hatırlayın derken yani yazılır. Bunları hep biliyoruz. Ayasofya'yı havaya uçurmaya hazırlanıyor Türkler. Tekrar kiliseye çevirecek işgal güçleri diye. Yani. Evet. O kadar ciddi bir durum var. Ve söz konusu bu yani. Yok kesinlikle. Yani e, sadece o kadar da değil. Daha da İleriye gidiyorlar biliyorsunuz. Yani İstanbul e, ta hayal ettikleri eski Bizans'ın yeniden e, işte ihyası. Bunun için Yunanlılar zaten çok heveslenmiş durumdalar. İtal İngilizler buna e, sürekli olarak destek de veriyor üstelik. Hani Katolik olma e, olmakları için belki daha çok destek veriyorlar. Anglikan oldukları için. Hı hı. E, tabii ki e, Rusya tabii 1917'ye kadar var ama o çekilmiş 17, vaziyette. Yok. Ondan sonra yok. Sonra evet. Türkiye'ye daha yakın. Ve e, bütün e, özellikle Beyoğlu'na baktığınız zaman e, böyle gururla, atıyla dolaşırken e, Yunan bayraklarının, Amerikan bayraklarının yer aldığı bir e, Beyoğlu görüyorsunuz. Yani hani hep deniyor ya kimlerle mücadele ettiniz? Sadece İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla, Yunanlarla değil ki. Gürcü veya Ermenilerle değil ki. Aynı zamanda Amerika'nın desteği altında bu itiraf devletleri. Onlarla da mücadele ediliyor. Evet Amerika uzaktan bir destek veriyor destek onlara. Destek veriyor. Kesinlikle destek veriyor. Çünkü silah yardımı yapıyor. Bir sürü şeyler şeylere. Bunların hepsi belgelerle sabit. Ama tabii Türkiye'de bir de şu var. Ya yani Belge gösteriyorsunuz. İnan bu sefer be. diyorlar ki efendim bu belge imzalı değil. Ya Osmanlılar şimdi hiçbir belge imzalı değildir. Yani padişahın en tek imza dediğimiz şey Tuğra'dır. O da ferman veya berat verildiği takdirde e, Tuğra çekilir. Onun dışında yoktur Tura. ama hepsinin kayıt numaraları vardır. E, i̇şte sadrazam sadrazam kimisine telhis denir, kimisine arzuhal denir. Şimdi bundan hiçbirinden haberdar olmayan insanlar siz belgeyi sunuyorsunuz. Ha bu diyor şundan e, işte sahte. Niye sahte? Şimdi buradan... Hem Osmanlıcı geçiniyorlar, hem Osmanlı belgelerinin e, sahte olduğunu söyleyerek Osmanlı'yı yalanlıyorlar. Tam tersi Osmanlı düşmanlığı yapıyorlar. Onu yalanlıyorlar. Yani bu bu kadar cehaleti... Osmanlılığı da yalan, Türklüğü evet, de yalan, yani, her şey yalan. Yerli millilikler de yalan. Böyle bir cehalete nasıl ulaşıyorlar? Yani eğitim mi görüyorlar bu konuda demesi? Bu kadar cehalet insanın... ancak eğitim. Ancak olur. eğitim olur. Ya işte adam tutmuş diyor ki, işte sizin atanız değil miydi İsrail'i tanıyan ilk tanıyan diyor. Ya İsrail, bin 1947'de İsrail kuruluyor, 38'de vefat ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi ya 11 sene e, öncesinden e, İsrail mi tanımış oluyor? Ben diyorum ki mesela işte ya Filistin'de toprak sat masalarında İsrailler e, devlet kuramayacaklar diyorum. Sadece Hocam o doğru değil. mu? Doğru. Elimde bütün Hayır. belgeler var. Şu vardı. açıdan do doğru mu diyorum şimdi? Filistin, evet doğru. Yani. Filistinlere toprak sattığını biliyoruz. Ama bugün İsrail'in sahip olduğu araziler onlar ibaret değil. Çok çok daha geniş bir alana yayılmış. Sonradan elde ettiler ama 1947'de öyle değildi. Evet, Gittikçe sınırlar değildi. gelişiyor biliyorsun. Abdülhamit döneminde Abdülhamit yasaklıyor satılmasını. Ev kurulmasını yasaklıyor. Hatta bir ay ancak izin Abdülhamit onlara başka gelen. yer öneriyor. Gelin size diyor şeyi vereyim. Evet. Evet. Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde Filistin yer olmasın diyor. Filistin çünkü, olmasın Çünkü diyor. orada Kudüs vesaire olduğu için. Ama mesela onlar ara başka kişiler üzerinden arazi evet. alıyorlar. Ev yaptırıyorlar. Defteri var bunun. Var tabii. Defterleri var. Şimdi bunları söylediğiniz zaman diyor ki e bu o zaman İsraillerin Filistinleri öldürmesi e, ne? Meşru, kılar mı? meşru kılar mı? Tabii ki kılmaz. Sadece o değil. Hangi taraftan olursa olsun sivillerin öldürülmesi meşru kılmaz. Aynen. Yani Hamas'ın yaptığı da Kabul edilmez, edilmez. kabul edilmez. Onları e, yaptığı kabul edilmez. Ötekininki de kabul sivile edilmez. Sivil'e dokunulamaz. Çocuk, 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 Perişan olmuş durumdalar. Tabii İsrail çok acımasız. Çok gaddar. Bir, be. gaddar terörist devlet olarak yapıyor bu işleri. Ha bugüne, Ama bugün Hamas da onlara bahane sağlıyor. Bahane. Şimdi Gazze'yi bunlar işgal edecekler. Benim Anladığım bu hareket sonrasında Gazze tümüyle İsrail topraklarına katılacak. Niyet o gibi görünüyor. O, zaten, Hamas Hamas buna yol açsın buna diye yol özellikle bir saldırı üzerine. Sanki zengin. böyle insan düşünmek durumunda Aynen. kalıyor. E, zira e, Gazze'nin önündeki e, şeyler de e, gaz bölgeleri yani orda, vesaire. Oradaki kıta sahanında ciddi miktarda gaz rezervi rahat oldu. Rahatça evet e, hareket edecek İsrail. Ama buna bakın Arap Birliği vardı ses çıkarmıyor. Çünkü. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Ee, yani tam tersine adamlar gittiler İsrail'le anlaştılar, Suudi Arabistan bilmem birleşti. Şimdi kalktılar bir masadan. Şimdi kalktılar ama ne kadar Amerika yarın dikte ettiremeyeceğini bilemiyorsunuz Bilmiyorum. ki. Bu arada neyse sonra konuşuruz. Peki hocam yani şimdi, şimdi Lozan'a isterseniz. Lozan'a döneceğiz ama madem bu, bu konuya girdik buradan e, girelim dedik yani. İli daha. E, şimdi hazır bundan yani. Hep bir söylem vardı ya, Araplar Türkleri arkadan vurdu, Araplar İngilizlerle anlaşıp e, oradaki... Arap halkları anlamında değil bu. Oradaki o dönemki yönetimler, e, işte Şerif Hüseyin'in, e, meşhur Mekke Şerifi'nin e, isyanı vardır. Sonra Mekke ona da kalmadı. O da e, diğer e, Suudi ailesi kaptı. Fahrettin Paşa ki. olmasaydı biliyorsunuz yıkacaktı. Yıkacaklardı. Şimdi burada Fatih Bey şöyle bir durum söz konusu. Evet. Araplar gerçekten İngilizlere işbirliği yaptılar mı? Onu yaptılar soracağım. hem de Osmanlı ordusunun harekat planlarını verdiler. Şimdi Araplar deyince bütün e, o bölgedeki Araplar anlamında değil İy zaten. Arap yönetimden ne bahsediyor? E, şimdi orada şunu söyleyeyim. E, Amerikalılar tarafından Osmanlı e, memleketlerinde, ülkesinde birçok misyoner okul açılmıştı. Tabii ki Arap e, aşiretlerine, kabilelerine, onların o, o, çocuklarına... Ağdolu'da da onlarca okul var a, böyle. Ya sadece Amerika'nın Osmanlı topraklarında 625 okulu vardı. 625 ben okulu nerelerde? vardı. Ve nerelerde? Harput'ta, Kilitya'da, işte, Adana'da... Merzifon'da, İstanbul'da, ben, her yerde. Sor, onlar ayrı bir Tabii, de tam böyle o şeyde... Tam o bölgelerde, bölgelerde vardı, vardı, Beyrut'ta vesaire. Şimdi burada yetiştirilen kişiler Osmanlı ordusunda yer aldılar. E, Sina e, çatışması e, sonrasında biliyorsunuz Cevap Paşa ile yenildi Osmanlı ordusu. Darmadağ'ın oldu. E, ondan sonra e, geriye doğru çekildiklerinde işte e, tabii Kudüs var. E, Amerika e, şey e, Komutan da Türk değil zaten Alman. E, dolayısıyla o çerçeve içerisinde ee, ordu tekrar e, İngilizlerle mücadelesinde Atatürk mesela Yıldırım orduları komutan olarak gönderiliyor fakat e, diyor ki savaşacak gücümüz yok çekilelim müdafaa halinde duralım ama durmuyor e, Falkenhayn e, gidiyor e, saldırıyor İşte o sırada Osmanlı ordusunda bulunan bir takım Arap e, ileri ilerige işte subaylar İngilizler tarafına geçiyorlar para karşılığında ve Osmanlı ordusunun hareket planlarını veriyor. Osmanlı ordusu darmadağın oluyor. Şimdi düşünün, bunu kimse aksini iddia edemez çünkü belge evet, var kesinlikle. zaten. Atatürk'ün İstanbul'a gönderdiği telgrafında da var. Telgraf çekiyor, gösteriyor, gönderiyor. Hatta diyor ki artık Türk komutanlar olsun. Biz onların bizim emri, şey onların emrine vermeyin bizi diyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda yani şimdi zannediyorlar ki Araplar ihanet etti deyince bütün Arapların ihanet ettiğini düşünüyorlar. Fakat şunu söylesinler. Bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde Müslüman kardeşlerimiz dediğimiz insanlar Türkiye'nin yanında mı yer alıyor, Yunanistan'ın yanında mı yer alıyor? Amerika şey Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır Yunanistan'la birlikte bize karşı tatbikat yaptı mı yapmadı yaptım. mı? Buradan alsınlar şeylerini, örneklerini Hocam, ay, görsünler. Azer Azerbaycan'da A veya orada Ermenistan'ın yanındaydı. Evet, gittiler bir de e, şeyde, taziye de bulundular soykırım anıtında. Şimdi e, veya Suriye'ye Türk e, Türkler ilk adım attığında, Türkiye Cumhuriyeti ilk adım attığında ilk protest edenler Filistinlilerdi. Bunlar görünür şeyler ama yine de söylüyorum. Bunlar tarihi bir gerçek. Bunları inkar edemez kimse. Ama Orada o çocukların kadınların öldürülmesi anlamına bir gelmez bir bu. Görseniz. Bu hakkı vermez hiçbir zaman İsrail'lere. Ben hatta ya da onu, bizim de İsrail'in yaptığı doğrudur deme hakkını vermez. Vermez, hiç kimseye vermez. Ben hatta bu hareketini İsrail'in çünkü e, hiç kimseyi gözetmek sizin bombalar yağdırıyor şehrin üstüne. Çocuk falan orada olduğunu bildiği halde bu temel olarak normalde soykırım hükmüne girer. Aynen. Sadece savaş suçu değil, değil bu. Tamam savaş suçu şöyledir. Gidersiniz bir yere bomba atarsınız. Kim olduğu belli olmadan bir yerde patlar. Bu savaş suçudur. Ama e, bu öyle değil. Bu bile bile bir sivil insanları komple, yok, komple etme yok, yok ediyor ve diyor ki gidin. Ya gidersiniz ya yok edin. 1 milyon ya. 100 bin kişiye diyor ki siz güneye inin. Ama buna rağmen yine bombalıyor. Gidenleri de yolda vuruyor. E, ondan sonra e, hastaneler bombalanıyor. Bu yok etme Kastı var bunun içerisinde. Yok etme kastı Aynen. olunca da soykırım olur. Bütün dünya buna destek veriyor. Kesinlikle. Medeni denilen dünya buna destek veriyor. Yani ABD'yi düşünün. ABD, Türkiye'yi suçluyorlardı İngiltere. soykırım diye Ermeni meselesinden dolayı. 21 yerde isyan etmiş adamlar. İngiliz Alembi'nin, Sina'daki Alembi'nin komutasında 8 bin Ermeni gönüllü var. Fransız ordusunun hmm. o Türklerle savaşan 6 şeyinden taburundan üç tanesi Ermeni gönüllerden oluşuyor. Şimdi bütün bunları görmezden gelemezsiniz ki Osmanlı da ne yapmış? Almış yine kendi toprağında bir yere nakledilmiş. Bu nakilde de öldürmemiş üstelik. Ama Şimdi çok, çok, siz çok buna kayıp, kayıp vermiştir Çünkü hastalıktan. Osmanlı ordusu da kayıp verdi. 400 bin kayıp verdi. Hem Osmanlı hastalıktan ordusu. hem de çeteler sağladı. Çeteler, Ordu zayıf olduğu olandirdi. için geçtikleri yerlerde Çeteler, or, oradaki e, ahlaksız ahali saldırıp bazıları... Yani, e, dört, dört cephede savaşıyorsunuz sonuç olarak. E, yeterince e, askeri birlik veremiyorsunuz koruma olarak. Bu arada çeteler, şunlar bunlar saldırıyor. Aynen. Bunlardan para dolayı da altı 1673 kişi yargılanmış, 67 kişi idam edilmiş, 68 kişi kalabalık cezasına vesaire. Şimdi yani Osmanlı bunları suçlar zaten cezalandırmış. Onun için soykırım diyemezsiniz cezalandırdığı için. Ben şunun için söyledim bunu. Hemen ona soykırım diyorsunuz, buna demiyorsunuz. Çifte standart açısından söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde yani bir de yani hakikaten normal bir insani karar almaya kalkırsanız hemen veto haklarını Hocam, kullanıyorlar. Ateşkes, ate geçici ateşkes ve oradaki hasar tespiti ve yaralıların tahliyesiyle ilgili bir kararı bile Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetimi veto etti. Böyle bir şey olamaz. Ama şurası muhakkak ki artık herkesin aklını başına alması lazım. Askerin başına çuval geçiren o. PKK'yı destekleyen o. o. Kıbrıs'ta bize karşı olan o. Akdeniz'de e bize karşı, karşı olan o. zamanında PKK'yı alevlendiren o. o. Yunanistan'ı işte korumak dibimizde için dibimizde üst, kuran, üst o. kuran o. Ege'de Yunanistan'la e beraber devreye gezip e Türk gemilerini taciz eden o. 35'leri vermeyen o. Yasaklayan o. Ambar'ı yani o. Yani. yani bu belli bir müttefikin yapacağı işler değil. Bu düşmanca bir tavır. Herkesin çok artık iyi. bunu iyi bilmesi lazım. Evet, Amerika evet. bizim müttefikimiz değildir. Neyse biz Lozan'a dönelim. Hocam, Lozan'a Türkiye nasıl gitti? Neydi? Türkiye'yi Lozan'da masaya oturmaya götüren süreç neydi? Şimdi aslında tabii bunu buraya girerken şunu da ifade edeyim. Biliyorsunuz 1912'de Uşa Anlaşması var. Lozan Anlaşması diye bilinen. Evet yani o yani, Şilo Lozanı bilsem. Bununla 23'teki Lozan'ın hiçbir alakası yok. Ama herkes yok, karıştırıyor. Bir Daha Karış işine gelenler karıştırıyor. Evet, bilerek bazıları bilerek söylüyor. Yapalım. Yani e, biliyorsunuz 1912 mayısı itibariyle İtalyanlar 12 adayı işgal etmişlerdi. E, Libya'daki Atatürk, Enver Paşa vesairenin oradaki direnişi organize etmeleri sebebiyle. Onlar Trabzon'dayken. E, evet, evet. orayı işgal, 12 adayı işgal ettiler. E, ardından e, Balkan Savaşları çıktı yine 1912'de e, Eylül Ekim'de başlayan savaş sırasında da Yunanlılar donanmamız olmadığı için diğer adaları işgal ettiler. Bu e, bunlar bizim e, 23'teki Lozan Anlaşması ile alakalı Tabii şeyler değildi. değil bu adam O adalarda bin, e, 1912'deki Uşi Anlaşması ile Lozan'ın Uşi semtinde imzalanan anlaşmayla. Tırnak içinde geçici olarak, olarak İtalya'ya bırakıldı. Ama Pardon, e, İtalya bırakıldı. E, daha sonraki işte Londra konferansında e, Osmanlı Libya'dan çıkmadığı için kendi şeylerini aldı, aldı. İtalyanlar. Şimdi, yani konunun ne Cumhuriyetle alakası var ne Atatürk'le yani alakası, alakası var. Yani hiç alakası yok. O, o zaman Atatürk 1912. daha general bile değil. Evet 1912 çünkü. 12. Şimdi e, Lozan'a nasıl gidiyor? Şimdi 1922'de ki 20 pardon 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi aslında 30 Ağustos zaferinin kazanılmasının ana şeylerinden bir tanesi ögelerinden birisi. O savaş Yunanları çok büyük şekilde yıpratmıştır ve yenilebileceği gibi bir anlayışı da Türk ordusuna vermiştir. Türkiye büyük millet. Biz bunları yeneriz da. duygusunu. Yeneriz. Getiriyor. Dolayısıyla 30 Ağustos zaferi sonrasında biliyorsunuz 9'unda İzmir, en son 18'inde 18 Eylül'de Biga Yunanlılardan temizlenmiş tamamen Anadolu işgalden kurtarılmıştır. Zaten İtalya ile Fransa daha önce çekilmişlerdi 21'de biliyorsunuz. Şimdi Türk orduları Marmara kıyılarına dayandılar. İşte Tabii, güneyden. Güneyden. E, bu e, durumda e, aslında Yunanlar mütareke istediler. Fakat doğrudan doğruya kendiler değil e, İngilizler aracılığıyla istediler. E, Mudanya mütarekesi dediğimiz mütareke toplantısı yapıldı e, Ekim ayından itibaren 1 Ekim'den. Ve burada e, alınan kararlar doğrultusunda yani şöyle söyleyeyim şey Yunanlar gemide beklediler. Aslında İtalya, Fransa ve e, İngilizlerle masaya oturdu e, İnönü'nün in başkanlığındaki heyet ve burada Trakya'nın bir ay içerisinde boşaltılması, boşaltılması. dahil İstanbul'un boşaltılması ve bir e, anlaşma için bir zemin aranması da hepsi kararlaştırıldı Karşın. burada. E, Türkler yani e, Ankara hükümeti İzmir'i önerdi. Anlaşma için. Anlaşma için fakat onlar tarafsız bir bölgeye olarak nitelendirdiler Öyle ve için. bildiğimiz gibi İsviçre Lozan kenti kabul edildi. Şimdi burada tabii bir şeyi karıştırıyor insanlar. 1922 kasımı kasım ayı itibariyle saltanat kaldırıldı biliyorsunuz. saltanat kaldırıldı ama halifelik hala Vahdettin üzerindeydi. 17'sine kadar da onun üzerinde kaldı. 17 Kasım'da İngilizlere sığınma talebinde bulunduktan sonra Vahdettin ki şöyle o zaman İstanbul'a bir temsilci olarak da Ankara hükümeti Ferit Bele Paşa'yı göndermişti. Ferit Bele Paşa Topkapı Sarayı'nı abluka altına aldı herhangi bir şekilde yağmalanmasını önlemek için. Fakat bu arada e, tramvayların üzerine olsun Vahdettin şeklinde ve İstanbul halkı mümayişler yapıyordu Vahdettin aleyhine. Zaten bundan dolayı İngiliz Devleti feymesine sığınmak, İstanbul'da hayati tehlike içinde olduğumdan demesinin sebebi de bu. Nitekim İngilizler iki ambulans göndermek suretiyle birisine oğlu Ertuğrul'la birlikte Vahdettin'i, diğerine de eşlerini koydular ve onunla Malaya zırhlısına geçerek, Peki hocam burada bir kısa araya bir soru bir şey. Murat Bardakçı'nın bir iddiası var. Diyor ki e, o dönemde Ankara'dan Atatürk imzalı Vahdettin'in linç edilmesine ilişkin bir emir geldi. Ben onu gördüm o belgeyi. Ama yani e, tabi müsvedd olarak hazırlanmış bir belge o. Üzeri çizilmiş vesaire. Hı hı. Şimdi ben başka bir yerde rastlamadım o belgeye. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Belepaşa'yla şey arasında, Yaver eh, Vahdettin'in yaver arasında bir konuşma var. Belepaşa'nın hatıratında yazıyor. Evet benim. Evet. Ee, evet e, diyor ki orada mesela, e, işte Vahdettin'i kaçıracaklar diyor yaver. Bunun evet. üzerine diyor ki, bırak götürsünler diyor. Biz yarın başımıza bela olacak, ne yapacağımızı bilmiyoruz şimdi diyor. Dolayısıyla böyle bir konuşma geçiyor Peki. aralarında. Şimdi ben, e, işte linç edilsin bırakın gibi bir takım ifadeleri söyleyeceklerini düşünmüyorum Çünkü Ali Rıza Paşa' şeye gidiyor Ankara'ya gidiyor daha önce hı hı. E, diyor ki bizim hakkımızda ne düşünüyorlar diye sorduruyor vaat e, ettin onlar da herhangi bir sizinle ilgili şeyimiz e, söz konusu değil e, kötü bir niyetimiz söz Hoş konusu, konusu değil. değil dedi cevap veriliyor yani o belgenin tabi e, kayıt numarası şuumuz yok bir pusula, yok, pusula bir pusula Dolayısıyla ne kadar doğrudur bilemiyorum ben çünkü resmi belge olmadıktan sonra pek fazla itibar Bu etmiyorum. Bu resmi kayda geçmiş bir belge, belge bir değil, numara yok üstünde. Çünkü gerçekten de Ankara hükümetinin önceden mesela Vahdettin'e karşı da bir tutumu söz konusu olmadı biliyorsunuz. Evet. Yani şeyde bile 24 Mayıs 1920'de biliyorsunuz idam fermanı çıkardığın zaman, yayınladığında Vahdettin, o zaman bile Vahdettin'e karşı bir tavır yok. Hatta... Mecliste zaten çok iyi konuşmalar yapılıyor. Fakat daha sonra e, ki bütün şeylerde, irtibatlarda herhangi bir vahdettine karşı tavır içerisinde değiller. Ha bunu siyaseten yapıyor olabilirler de. Olabilir. Olabilir. Mümkündür. Çünkü içeride hala padişaha bağlı bir kesim <laughs> bir var. Bir kesim var. Yani vekiller arasında var. Vekiller arasında da var. var. Atatürk'ün yakın çevresinde var. Durup dururken yeni bir cep da anlamıyorum yok. zaten. Hatta 21'deki Sakarya Meydan Muharebesi sırasında evleniyor biliyorsunuz Vahdettin. 1 Eylül itibariyle 19 yaşındaki hanımla evleniyor biliyorsunuz. O zaman bile tepki göstermiyor Ankara hükümeti. Yani sen ne yapıyorsun? Biz, Biz burada savaşırken sen orada evleniyorsun. Ve tebrik de gelmiyor. Yine o mesela Evet. Sakarya öncesinde Yunan uçaklarıyla Teali İslam Cemiyeti'nin bildirileri atılıyor. İşte fesat çıkardıklarını Mustafa, Mustafa Kemal'in Kemal vesaire. Halkın onları itibar etmemesi. Bu, bu, buna karşılık bir beyanname yayınlanıyor sadece biliyorsunuz Ankara tarafından. O zaman bile büyük bir tepki söz konusu değil. Evet ee, hiç asla Vatetli'yle bile bir uğraşmıyorlar. Hiç uğraşmıyorlar. Dolayısıyla ben öyle bir e, yazı yazılacağını en azından bırakın linç edilsin deneceğini tahmin etmiyorum. Yani şu olabilirdi, Vahdettin eğer e, kalsaydı, gitmeseydi, evet. Ben e, e, muhtemelen sürgün edilebilirdi. E, çünkü dikkat ederseniz saltanat kaldırılmasına rağmen hilafeti kaldırmıyorlar. E, onun gidişinden Abdümecid sonra Efendi Abdülmecid Efendi'ye bırakılıyor. O da... Daha sonra bütün gelen heyetlerin kendisini de ziyaret etmesi talebinde bulunduğu için bakıyorlar ki iş rengi değişecek. Şey Onun üzerine yani Abdülmecid Efendi böyle hafif bir siyasi misyon da üstlenmeye kalkışınca. Misyon Efendi'yi de gördünüz o halife falan demezsiniz. Yani yakışıklı, aslanlar gibi, mavi gözlü, sakallı, e, piyano çalan, keman çalan, içkisinde, Hı -hı. kızlarının başı açık. Ya işte zaten Abdülhamit de dahil olmak üzere ki e, Abdü hatta Abdülmecit döneminde bir kitap hazırlanıyor ve Latin alfabesiyle Merhaba hazırlanıyor şimdi. biliyorsunuz onu. Ya e Abdülhamit döneminde de hep Latin alfabesiyle evet. yani aslında ya Mahmut'tan sonra batıcı dediğin, batıcı Latin alfabesine geçmek üzere hep bir çaba var. Hep batıcı. Bir de Abdülhamit batıcı. batıcı. Batı müziği seviyor. belki hepsinden daha batıcı. Kendine Kesinlikle. özel şey yapmış, konser salonu yapmış, opera Kesinlikle. dinliyor. Kesinlikle. Yani daha batıcı. Çünkü Batı tarzında okullar açıyor. İdadi ve Rüştüye, Kız Rüştüye'ye falan. Onları Abdülhamit açıyor önce galiba. Önce o açıyor ama Abdülhamit dönemindeki mesela kızlar mesela başa çık. Başa Abdülhamit bütün fotoğraflanmış biliyorsunuz evet. onları. Başa çık yani. Abdülhamit... Kendi kızlarının başa açık. Kendi kızlarının çoğu hepsinin başa açık. Evet. Abdülhamit tabi saraydan çıkmaya korktuğu için fotoğraflamış oldu. Ya işte e, o sırada bu Ermeni meselesi var biliyorsunuz. Evet. E, Prens Sabahattin adem merkeziyetçi Ermenilerle işbirliği yapıyorlar. i̇ttihat iddia terakki içindeler bunlar aynı zamanda Prens Sabahattin. Onların suikastinden korkuyor. Çünkü o yüzden de daha önce yapıldığı şey. için Ondan dolayı korkuyor. Binlerce fotoğraf çekiyor. Ama şeyleri. buna karşılık Abdülhamid'in mesela dedi demin söyledik. Filistin'den toprak satılmaması için kesin kaç kere talimat edebilir. Evet, Ermeni er, şey Ermenilere toprak satılmayı şey Yahudilere toprak satılmasın. Evet kaç diyor. kere şeyin yazısı var. Ayrıca yine mesela Abdülhamid döneminde Ama er, şeyde satılsın diyor. İstiyorlarsa Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'ta diyor. satılabilir diyor. Ama orada size orada çünkü, yer vereyim diyor. Orada yer vereyim diyor. Ama size devletin Ama borçlarını borçları deniz kenarında, diyor. deniz kenarından vermek istemiyor. Yani vermek istemiyor. Devletin borçlarına ödenmesini, ödenmesini, istiyor. istiyor. Sonra i̇stiyor. devletin borçları bir şekilde anlaşmaya bağlanınca da vazgeçiyor. Vazgeçiyor. Dedi. Mesela Ermeniler de aynı şekilde toprak satın alıyorlar. Adana Sarıçam'dan Amunos Dağları'na kadar 650 bin dönüm satın alıyorlar Ermeniler. Bunu haber alınca Abdülhamit devletleştiriyor orayı. Bu, bu haralar falan o dönemden o kalma. Evet. Abdülhamit yani böyle bir devlet kurabilecek. Çünkü biliyorsunuz kişi mülkiyeti bir devlet tekrar orayı kendi hükmüne alsa bile kişi mülkiyetini Devarlı, ortadan kaldıramaz. Ancak devlet toprakları gasp edilebiliyor. Kişi mülkiyetine dokunulamıyor. Dolayısıyla böylece İsrail'de olduğu gibi Ermeniler de Çukurova'da. Ki eski kilik ya da krallıkları vardı, prenslikler vardı. Dolayısıyla böyle bir şey içerisine giriyor. Bu sebeple de işte Lozan'da e, kesinlikle şu talimatı veriyorlar giden e, heyete Atatürk tarafından. E, Osmanlı döneminde Ermeni konusu hiç dinleme getirilmeyecek diyor. Getirilirse de diyor. Ancak diyor e, Osmanlı döneminde e, izin verilerek yurt dışına gitmiş olanlar geri kabul edilebilir. E, itiraf devletleri tarafından e, yurt dışına gidenlerle öylesine gidenler asla geri kabul edilmeyecek diye talimatlar gidiliyor veriliyor. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu ediliyor orada. E, nitekim e, şeyi de düşünürseniz, mübadeleyi de bu çerçeve içinde düşünürseniz aslında tamamen üniter bir yapıya sahip bir, bir devlet Anadolu, kurmayı Anadolu yu amaçlıyor. Türk yurdu yapmayı evet. amaçlıyor. Yani nitekim, Türklerden ibaret bir ülke hale, ülke hale getirmek istiyor. Nitekim Anadolu mübadele sonrasında tam Türkleşti. Evet. aslında. Daha önce hemen hemen yarı yarı. Tabii, hemen tabii. Ya. Yarısı Çok büyük. Türk, yarısı da gayrimüslim teva var orada. Dolayısıyla bu sağlandı Lozan'da aslında. Yani bugün ana, üniter bir yapıya sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli 13 için Lozan'da atıldı. Lozan'a gidecek heyet neye göre belirlendi? Mesela niye Atatürk kendi gitmedi de İsmet Paşa'ya? İsmet Paşa'yı şundan dolayı, Mudanya'daki başarısından dolayı Dışişleri Bakanı sıfatı verilerek gönderildi evet. zaten biliyorsunuz ama Mudanya Dışişleri Bakanı değildi. Değildim. Oradaki görüşmelerde zaten askeri bir görüşme oldu Mudanya'daki ve oradaki başarısı, performansı onun Lozan'da Türkiyeyi temsil edeceği şeklinde bir algıyı ortaya çıkardı. Şöyle demiyoruz e, Mudanya Mondros'un e, temizlenmesidir. Evet. E, Lozan'da. E, şeyin e, Loza, Lozan'da sevrin temizlenmesidir. Mudanya e, Mudanya, Mondros'u e, ortadan kaldırıyor. kaldırıyor. E, Lozan Mudanya'yı onaylayan on onun alınan kararları yardıma. onaylayan ve sevri tamamen kaldıran. E, ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna tescil Tezvil edildiği dünya tarafından kabul, kabul edildiği evet, bu araziler, evet. bu topraklar Türklerin malıdır. Çünkü sadece İngiltere ile, Fransa ile, Şimdi İtalya ile imzalanmadı. Japonya, içinde, bile, Japonya var. bile var içerisinde. Birçok devletin imzası. var? Ya. Yazdım buraya unuturum bile. Şey. İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Romanya, Sırp Hırvat Sırp, İslam, Sloven Cumhuriyeti, evet. yani daha sonra Yugoslavya olan yer, Japonya var, Rusya, Rusya var, var, Bulgaristan var, Belçika var, Belçika Portekiz var. var. Evet. Ama bu ne demektir? Devletin tanınması için bir devlet bile yetiyor biliyorsunuz evet. ama burada bu kadar devletin tanımış Tanımadım olması olur. söz konusu. Mesela olur. şey denir, e, Amerika Birleşik Devletleri Lozanı onaylamadı. Ama taraf değil. Onaylaması Ama gerekir hiç, mi? Hiç yoktu ki. Savaşta değil. Savaşta da yok. Biz Birinci Dünya Savaşında da savaşmadık Amerika'yla biliyorsunuz ki onun e, şey misyoner okullarındaki öğretmenler hep veya Fransızken rahipler falan hep Anadolu'daydılar. Yani gitmemişlerdi. Demişler. Duruyorlardı. Dolayısıyla Amerika ya Amerika ile... bu anlaşmayı tanımıyor değil. Tarafı Sadece yani. tarafı değil yani. Taraf olmayan şeyi mi Amerika ile Rusya anlaşma yapsa biz de mi imzalayacağız? Yani e, dolayısıyla öyle bir şey söz konusu değil. Ha yani. Böyle bir derler işte Amerika tanımadı bekliyor, tanımadığı için her an her şey yapabilir falan. Tanımasına bir gerek yok öyle yok bir şey sonuçta. yok. Zaten e, o, o tarihte Amerika'nın İngiltere olmadan etkisi fazla Hiç değil. Hiç etkisi yok? Amerika Çünkü o zaman böyle bir dünya asıl, devleti değil. Asıl İngiltere Amerika'nın da planlarını, programlarını veyahut da e, Nasıl söyleyeyim? Amerika'nın ee, hamisi, hamisi İngiltere aslında. Ve asıl e, derin devleti, zekâ, devlet İngiltere. İngiltere. İngiltere İngiltere kabul ettikten sonra Amerika'nın kabul etmemesi söz, söz konusu de değil. değil. Dolayısıyla yani Amerika'nın hiç alakası yok bunlarla. Ha ikincisi mesela şöyle diyorlar. Lozan'da efendim niye Fransızca ve Loza şeyde kaldı Paris'te nüfus? Hayır bizde de var nüfusu. Orijinal nüshası bizde de var. Her devlette dağıtıldı. E, Fransızca çünkü şöyle. Bizde kaybolmuş olabilir mi? Duruyor hayır duruyor. duruyor. E vaadenameler şeyi var e, arşivde. E, bölümü var orada duruyor. E, hatta resimleri falan Hayır Murat var. bunu kitabını yazarken gidip Fransa'dan buldu da o yüzden. Hayır Türkiye'de İler. de var. Şeyde e, idi. Kırmızı tabii mühürlü mum mühürlü. de Dolayısıyla var yani Türkiye'de aynen var. Peki e, Lozan bir süresi var mıdır Lozan'ın? Şimdi Lozan kaç maddedir Lozan? Lozan e, şu an hatırladığım 144 madde olması lazım ama enteresan bir şey söyleyeyim e, hiçbir anlaşmanın süresi olmaz böyle evet. anlaşmaların. Hep diyorlar ki Lozan'ın süresi doldu, 100. yılda doldu. Var mıydı böyle bir süre? Her anlaşma yoktur da hiçbirinin bir süre yoktur. Bunu bırakmadım. kim yani gizliyse böyle bir anlaşmada gizli bir maddedir bu olsa olsa o zaman gizli maddeyi bu kadar kişinin nereden Neden öğrendi? İkincisi niye biz bilmiyoruz, diye maddelerin hiçbir tanesinde yok? Şimdi biz de biliyorsunuz tarih kurumundayken Bilal Şimşir tarafından telgraflar, Lozan telgrafları diye yayın yapıldı iki cilt kitap çıktı. Orada hiçbir telgrafta böyle bir şey söz konusu değil. Bütün tutanaklar Fransa'da da var. var. Dolayısıyla hiçbir tanesi öyle bir şey söz konusu değil. İkincisi Lozan 100. yılını şimdi geçtik diyelim. O zaman madenler araştırılıyor diyorlardı. Ondan hayır, önce de bir hayır, sürü... Lozan nedeniyle Türkiye bulduğu madenleri böyle çıkarma hakkına sahip değil diyorlardı. 100. yılı doldu. İşte doldu çıkarsınlar. Ama zaten yine çıkarmışlardı. Batman'da çıkan petrol, petrol çıkarmıyor muyduk? Efendim. Batman Batman'da petrol çıkarmıyor muydu? E çıkarılıyordu şimdi şöyle. Morculda şey... bakır çıkarmıyor muyduk? Yani şimdi, şöyle bir şey var. Abdülhamit döneminde e, Alman mühendislere şey yaptırılmış. E, tabii o zaman Irak da Türkiye Osmanlı'ya ait olduğu için e, bir petrol bölgelerinin tespiti yaptırılmış haritalar var. Orada Diyarbakır'dan başlıyor, Irak'a haber gidiyor. Şimdi e, dolayısıyla diğer bölgelerde gözükmüyor. O zamanki o tarihli teknoloji ancak o kadarını gösteriyordu. Veya doğalgaz diye bir şey yoktu zaten o tarihlerde. Şimdi dolayısıyla hiçbir ama hiçbir yerde böyle bir söz konusu değil. E, efendim madenleri çıkaramaz bilmem ama bir sürü madenler çıkarıldı ondan önce de. E, yani bir de gerçekten süre diye bir şey yok söz konusu değil. Öyle bir şey olması için… Bu anlaşmada süre olmaz ki. Bakın hayır. Böyle, bu bir savaş sonucu bir anlaşma. E, bu anlaşmanın Fatih süresi Bey, ancak başka bir savaş olur. 14 devletten bahsettik imzalayan değil mi? Şimdi ya bu kadar gizli bir madde 14 devletin birinden birinden çıkardı, açıklanırdı. Bu kadar gizli kalmaz. Nitekim iki kişiyi aşan sır sırlıktan Sırdan çıkar, çıkar, çıkar diye bir yani. biliyorsunuz. Şimdi 14 devlet tutup e, imzalayacak ve bundan haber olmayacak. Veyahut da İngiltere ile sadece Türkiye arasında böyle bir e, gizli madde anlaşması varsa, öteki devletlerin haberi yoksa kazık atmış olacak ötekilere. Ya Fransi, Peki hocam ara, araya, araya bir ara soru sokayım. E, bu petrol meselesi. Musul'u Musul soracağım. Evet. Musul ve Selanik. Yani iki tane Türkiye'nin önemli yer. Birisi e, Osmanlı'nın en önemli dış ticaret limanlarından ve Osmanlı'nın çok önem verdiği büyük şehrinden bir tanesi Selanik. Bir diğeri ise giderek önem kazanacağı belli olan ve petrolün yavaş yavaş değerinin anlaşıldığı bir dönemde Musul. Bu iki ülke, bu iki toprak, iki kent, iki önemli bölge nasıl oldu da niye sokulmadı? Bu bir zafiyet miydi? Lozan'ın başarısızlığı Lozan'daki Türkiye'nin başarısızlığı mıydı bu? Şimdi şöyle düşünün, Varınızı yoğunuzu ortaya koymuşsunuz. Ülkenin dört bir tarafı işgal edilmişken kurtarabildiklerinizi ancak kurtarmışsınız. İngilizleri bile bir sene sonra çıkarmışsınız, yani 1922 30 Ağustos zaferinden bir sene sonra hemen çıkarmışsınız. Hemen bir şey sonra, evet. Dolayısıyla ancak zaten gücü kalmamış devletin ordu yok Düşünün para yok Sakarya Meydan Muharebesi Subaylar Savaşı olarak adlandırılır. Ne kadar okumuş yazmış insanımız varsa Hepsi kaybettik orada. Lise çocuklarını kaybettik. 15'lileri kaybettik. şey 30 Ağustos son şeyimizdi. Artık artık can havliyle can havliyle yaptığımız mücadeleydi. Ondan sonra bir şey kalmamış elimizde. Şimdi adamlar sapa sağlam duruyor İngilizler. İşte fakat Onların da ekonomik e, krizleri, ve sosyal sö krizleri var. Sö 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 sömürgelerinden kaynaklarının bazı sebeplerle istemiyorlar. Artık tamam, çıkalım tamam. diyorlar buradan diyorlar. E, Yunanları bile biz e, anlaşma ile Trakya'dan söktük, attık. Yoksa savaşlara katmadık. Evet. Biliyorsunuz oradan. E, Karaca e, Cay e, Dağı şeyi olarak verdiler, tazminat olarak evet, verdiler. Evet. Yunanlar vermek zorunda kaldı. Karaca kal Dağı ve galiba şey neydi oradaki e, tam. E, Aleksandropolis'in yanındaki karakolu verdiler. O karakol verildi. Yani o Enes hattı evet. Türkiye'ye geldi. Türkiye Böylece tabi sınır haline geldi Meriç, Meriç Nehre. Nehre. Şimdi ancak bunu başarabildi. Yoksa Atatürk'ün doğduğu kent yani Selanik. Onlar ve bir sakı milli içerisinde vardı. O hep hasret kalmıştır oraya. Almak arzu, alınabilseydi çoktan alınırdı. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi Batı Trakya bölgesinde Türkler hakikaten yoğunluktaydı. Çoğunlukta evet, çoğunluktaydı. Ve çoğunluktaydı. Çoğunluktaydı. Çünkü şöyle bir e, Batı Trakya Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin çıkardığı bir e, nüfus istatistik defteri var elimde. E, bu oradan e, bu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin evrakı arasından elime düştü bir şekilde. Ta e, asistan olduğum bir dönemde İstanbul Üniversitesi'ndeyken. Şimdi orada 711 bin e, Müslüman Türkiye karşılık 110 bin Rum ve 110 bin e, Bulgar var Batı Trakya'da tümüyle ve tek tek köy köy sayılmış e, nüfus istatistikleri verilmiş. Bu bölge e, de e, evet. referandum yapılıyor. Yunanistan'a mı, Yunanistan mı Fransa'ya mı bağlı diye. Yedi üye'nin altı tanesi Yunanistan'a bağlanmasını istiyor çünkü diyor Yunanistan zayıf ülkedir, bundan kurtulmamız kolay evet. olur. Fransa büyük devlettir oradan kurtulamayız şeklinde bir kararla Yunanistan'a bağlanma kararı veriliyor. Onun için alamıyorsunuz. Referandumda oraya Öyle verilmiş. E, Musul meselesi tamamen farklı. Lozan'da hiç görüşülmüyor biliyorsunuz. Görüşmüyor. O bölgede bizim bayağı başarılı bir pozisyonumuz da vardı İngilizlere karşı. Evet. Fakat e, işte 1925'lerde görüşmeler başladığında Şeyh Saiti şey sahibi sanmış çıkarttırıyor İngilizler. Ve onunla meşgul olmaları sebebiyle orayla fazla ilgilenemiyorlar. Nitekim 1926 Ankara Anlaşması'yla ancak şu karar veriliyor. 25 sene müddetle %10'u petrollerin Türkiye'ye verileceği Aynen. belirtiliyor. Ve yeni çıkacak kuyular, açılacak kuyulardan gelen gelirler de buna dahil edilecektir Aynen. diye hüküm konuyor. Biz o zaman mesela bunun 13 yıllık bölümünü almışız. 12 yıllık bölümü alınmamıştı. Niye alınmamış peki? O? E Turgut Özal şey, e, Irak'ta meydana gelen rejim değişikliği yani sebebiyle. Eee Turgut Özal bitince. Efendim? Krallık bitince. E, bitince evet. E, yani sattan falan bunlar evet. vermediler. E, ya ama Türkiye'nin anlaşmaları vardı. Hakkının devam etmesi lazımdı ama Özal döneminde biliyorsunuz hep bütçeye konuyordu. Bütçeden çıkarıldı ilk oldu. defa o tarihte ve kaldı. Mamafi. E, bizim hala hakkımız değil mi? Hala hakkımız ve 2001'de hatta şöyle bir şey oldu. Amerikalıların Irak harekatı sırasında Türkiye üzerinden gitmeyi istedikleri dönemde biliyorsunuz rahmetli Deniz Bölükbaşı görüşmeleri sürdürüyordu. Ben onlara da ona da söyledim. Dedim ki para istemeyin Amerika'dan. 20 milyar dolar isteniyordu biliyorsunuz. O tarihten itibaren birikmiş bize verilmesi gereken para 60 ayı. milyar dolardı. Dedim ki bunu isteyin. Biz kuzeyden gireriz Raka Git e, üstelik hem PKK'yı tepelersiniz hem de belki bazı bölgelerden itibaren de çıkmayabilirsiniz. Çünkü o dağlık alanın e, Irak-Türk sınırında çok büyük e, dezavantajları var. Dezavantaj, dezambaz, e, dezavantajları var. Dolayısıyla bunu da söylemiştik ama e, yapmadılar. Yapmadım. Olmadı. Bizimkiler diretemedi. Bizimkiler işi ve pazarla ve at pazar Hatay çevirdiler. meselesinde mesela Halep'e kadar aslında Türk sınırları şey misakı milli. milli çünkü Türkmenler Halep vardı de bir orada. Türk kentiydi çünkü. Orada Türk şey vardı. Türkmenler yerleştirilmişti. Arap kabileleri evet. Anadolu'ya girmesin diye Osmanlı tarafından. E, o bölgeler yani e, çoğunlukla Türk'tür. Rakka, değeri zor e, işte Bayırbucak bölgeleri falan hep Türkler. Hatta Şam var, Bayatlar bile, Golan tepelerinde Salurlar, Avşarlar vesaire vardı. Yani Suriye'de sanıldığından çok daha çok fazla, fazla Türk, Türk var. vardı. Hala da var. Hala var. E, dolayısıyla o tarihlerde e, maalesef sadece Hatayla ilgilenilebildi. Hatay çünkü e, İskenderun Körfezi'nde Adana'yı ve Anadolu'yu koruyacak bir bölgeydi. onlara bırakamazlardı. Faziydi. Dolayısıyla bunun e, mücadelesi verildi. Bu defa yalnız yine bir isyan çıkarmaya kalkıştılar. Bunu da İngilizler değil Fransız ve İtalyanlar yaptı. 1935'te Hoybun'la bazı Kürt iki tane Kürt lideri önce Halep'te sonra Kamış'ta da bir araya getirdiler. Ben de onların raporları var. Sürekli Türkiye burada bir şey yapmaya kalkıştığı anda, hakkını aramaya kalkıştığı anda bir isyan çıkartıyor. Muhakkak çıkarıyorlar. İşte Hatay e da bunu bastırıldı. Ondan sonra Hatay biliyorsunuz. Bu sefer gerçi direkt kendileri geldi Amerikalılar. E, dolayısıyla yani böyle bir e hep bir şeylerle uğraşıldı. 1920'de Koçgir isyanı var. İlk milli mücadelenin başladığı tarihlerde zaten biliyorsunuz. Yani sürekli isyanlar çıkarılıyordu böyle bundan dolayı maalesef oralar alınamadı Misak-ı toprakları. Fakat e, tabii şu ya aslında Musul 1925'e kadar henüz daha elimizden Henüz de tam daha çıkmamıştı. çıkmamıştı. İşte yani e, Lozan'da biz Musul'u kaybetmedik. Yani İngiliz, İngilizlerin hakimiyetindeydi yalnız. İşgal etmişlerdi evet, biz, bu taraflarla. Biz ama olurken, durumu belli belirsizdi. Ama daha belirsizdi bir anlaşmaya bağlanmamıştı. Yani eğer e, şey olmasaydı. Şey isyanı, isyanı olmasaydı büyük ihtimalle biz orayı alacaktık. Bir miktarını en azından Musul bölgesini Kerkük olmasa da Musul'a kadar olan bölge muhtemelen e, dahil edilebilir. Peki hocam şimdi madem Musul'a geldik şimdi o bölgeyle şimdi o bölgede Abdülhamit'in, padişah Abdülhamit'in şahsına ait topraklar var. Hiçbir padişah kendi şahsına tapu çıkarmaz iken bir tek Abdülhamit şahsına tapu çıkarmış, değil mi? Evet. Yani imparatorluğun bazı topraklarını kendi üzerine geçirmiş. İşte kişi mülkiyeti biliyorsunuz devletler tarafından işgal edilse. Onu, öyle, o nedenle mi mi? Ondan dolayı. Ondan ee, dolayı. Fakat bu onu korumamış. Ve bir de Turkish Petroleum diye bir şirket kurulmuş. Onun durumu oldu sonra. Şimdi aslında e, Milli Mücadele'de onlarla uğraşılamadı. Çünkü e, can havliyle e, düşünün ki eee 1921'de Mamafi Ankara Anlaşması'yla Fransızlar oradan atıldılar ama hala eee dibimizdeydiler. Ondan sonra İngilizler orada hala duruyorlardı, İstanbul'da duruyorlardı. Asıl Yunanistan'ı destekleyen de İngilizlerdi İngilizler. zaten. Ee, dolayısıyla böyle bir pozisyonda yani onlarla uğraşılacak bir pozisyon değildi. Çünkü can havliyle e, işgal edilmiş toprakları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sen önce toprağı, toprağı kurtarmaya çalışıyorsunuz. yeterli kurtarma silah var. yok, ee, insan gücünüz bile yok yani düşünün. Son şeyler oynuyorsunuz, ee, kozlarınızı oynuyorsunuz. Yüz yıldır savaşan. Yüz yıldır toprakları. savaşan, düşünün. Adam bir savaşa gitmiş 7 yıl, 12 yıl gelmemiş. Evet. Bir taraftan e, 1917'de biliyorsunuz şeyi e, Yemen'e gönderilmiş askerlerimiz de dönememiş vasıta bulamadığı için. Zaten şeyde büyük kayıp vermişiz Filistin bölgesinde, Suriye bölgesinde büyük kayıp vermişiz. İşte e, 15 bin kişi de kör edildi biliyorsunuz o, o kayıplarımızdan. Bir kısmı da başka yerlere... O kör edildi bir hikayesi hocam? Ya şimdi bu işte... E, Nablus Savaşı sırasında orduk e, ordu şeyler verildiği için e, İngilizlere harekat planları mağlup oluyor. O Osmanlı ordusu ve esir düşüyor. İşte esir düşenleri İngilizler Kıbrıs'a, şey Mısır'a götürüyorlar. Mısır'da ilaçlı suya dezenfekte edeceğiz diye sokuyorlar gözleri kör oluyor. Maalesef. Bunlardan bir kısmı da, da geri dağıtma geliyor dağıtma. Yani nasıl bir aslında savaş suçlarının nasıl kim ne zaman yani bugün dünyaya demokrasi bilmem erdem falan ders verenlerin He, bunlar, nasıl yani... savaş suçu işlediğini hatırlatmak bağlamından sonra Ya şimdi Fatih Bey aslında e, tabii yanlış bir eğitim sistemiyle Batı'nın medeni olduğu ifade ediliyor hep biliyorsunuz. Aslında medeni falan değiller. Yani teknoloji olabilir ama teknoloji medeniyet demek değil. bilim var onda, orada o yani. Yoksa... Ama sonra da ortaya çıkan bir şey o, o, o da. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu hale geliyorlar. Şimdi başlangıçta biliyorsunuz öyle bir şey yok. Ya şey bile yani Almanya bile 1848'den sonra bir devlet haline gelebiliyor biliyorsunuz. Fakat adamlarda bir şey var çalışkanlar bizim gibi tembel değiller. Bilgi önem veriyorlar. Bilgi, bilgi önem üretir, veriyorlar. Bilgiyi, Bizde şey de veriyorlar. tam tersine işte müneccimlere bilmem nelere yani para tönere karşı çıkan bir yapı. ikinci Mahmut düzene sokmaya çalışıyor. işte kıyafetleri değiştiriyor, pantolon giydiriyor, fes taktırıyor. O zamanki din adamları da kafir olarak nitelendiriyorlar. İkinci şey Mahmut'u. Dolayısıyla o dönemde de ilme karşı büyük bir şey var. Karşı çıkış var. E hocam işte şeyi kuruyorlar. E, nedir o? Rasıthaneyi kuruyorlar. Sonra da kendileri yıkıyorlar rasıthaneyi. Evet, yık, yık, yıktırıyorlar Yıktırıyor. yani açıkçası. E, şimdi mesela şimdi. Ahmet Cevdet Paşa bir şey anlatıyor. E, bir gemi yapılıyor. Abdülaziz döneminde galiba. Abdülaziz döneminde veya Mecit veya Aziz döneminde ikisinde birinde. E, Haliç'te e, biliyorsunuz şey var. E, tersane Ersan, var. Tersanede bir gemi yapılıyor. E, güvertesi de yapılıyor ilk defa orada. E, kazıklar üzerinde duruyor. Her devlet erkanı gelmiş. Şeyde e, padişah bekleniyor. Padişah gelecek. Denize indirilecek gemi. Fakat padişah gelmeden kazıklardan biri ağırlığa dayanamayıp kırılıyor ve gemi kendiliğinde denize indiriyor. Ama birkaç kişi mecrur oldu diyor. Yani yaralandı diyor. Bazı kişiler de ölmüş. Şimdi e, yanımda bulunan Tekirdağ müftüsü dedi ki diyor de, e, gemiyi denize melekler indirdi dedi diyor. Bilmiyordu ki diyor, gemi diyor kızaklar üzerinde durur. Onun meleklerle falan alakası Hayatası yok. Yoksun. İşte güvertesi yapıldığı için ağırlığına dayanamadığı için denize indiğini bilmeden diyor. Melekler indirdi dedi diyor. Ben de dedim ki diyor kendisine. Galiba işin içine şeytan da karışmış olmalı ki bazı kişiler yaralandı ve bazıları da öldü Öyle. dedim diyor. Bu kadar cahildiler diyor. Bu benim sözüm değil. Ahmet Cevdet Paşa'nın Paşa. sözü. Şimdi gerçekten o tarihlerde e, eğitim sistemimiz laçla. Abdülhamid'in kurduğu mühendishaneyi sahneyi Berri mayun, Bahri -Mayun gibi e, okullar, modern okullar var. Zaten e, askeri idadiler var. İşte Atatürk'te ve e, milli mücadeleyi veren insanlar da o, o okullardan yetişerek ancak bu mücadeleyi veriyorlar zaten ama çok yaygın bir şey değil. E, ancak yetişmiş birkaç komutanla birlikte bir başarılıyor. Bir subayla. Dolayısıyla e, hani düşünün Libya'ya gönüllü olarak gidiyor bu subaylar. Daha sonra da milli mücadeleyi veren insanlar bunlar. E Şimdi bu insanların milli bir devlet kurmuş olmaları tabidir. Ve Lozan'ın işte hezimet mi, bilmem başarı mı gibi tartışılmasına bile gerek olmaz. Neden olmaz? Kim hezimet diye nitelendiriyorsa cahilin ta kendisidir. Yani adalar zaten kaybedilmiş. Niye adalar, adaları almadınız Lozan'dan diyor. Adalar Lozan'dan 11 Sanki, sene önce kaybedilmiş. He, Sanki elinde donanma var da gidip alacaksın. alacaksın. Donanma yok. Yani Çanakkale'de bile sadece Nusret Mahin gemisi Nasıl? var. Bir tane gemi var elinizde. Peki, peki Abdülhamit donanmayı niye halledecek? Korkuyor. Şeyden işte ihtilal yaparlar. Beni tahttan indirirler. Korkusu ha, var. Gemilerle Gemiler, sarayı Dışarıdan geleceği için orayı kontrol edemez gemileri. Ondan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı. Ama neye mal oluyor? Bütün Ege Adaları'nı kaybetmemize mal oluyor. Yani bunları çok iyi bilmeler lazım. Yani bunu tartışılmasına bile gerek yok. Sonucuna Aynen. bak. Sonuçta siz müstakil bir devlet kurmuş musunuz? Bağımsız bir devlet. Yani duyun umumiyle düşünün, başka e, kabotajı vesaireyi düşünün. Hocam duyun umumiyle bir anlatır mısınız bilmeyenler için? Duyun umumiye neydi? Ya sürekli Osmanlı borç alıyor dışarıdan ki şeyden başlıyor. Dolmabahçe Sarayı'ndan başlıyorlar. İlk 50 bin altın İngilizlerden borç alınıyor biliyorsunuz. Onunla saray yapılıyor. Sürekli olarak artık, ha şunu da söyleyeyim. Bunun için aslında ben dinleyicilerimize bir şey önermek istiyorum bir kitap önermek. Ben kendim yaptım, çevirdim. Ahmet Cevdet Paşa'dan Sultan Abdülhamid şey istiyor. Benden önceki dönemlere ait diyor. Bana rapor ver. Neler oldu? Tanzimat'tan itibaren istiyor. Ahmet Cevdet Paşa da 5 defter halinde rapor hazırlıyor. Abdülhamid'e sunuyor. Ben o defterleri herkesin anlayacağı nitelikte çevirdim, yayınladım. Sultan Abdülhamid'e evet. de arzlar adı altında biliyorsunuz siz. Ama orada aslında bütün çıplaklığıyla anlatıyor Örneğin, bunları. Bütün, bütün Her şey var. Yani devlet neden yıkıldı? Rüşvet, iltimas, hatta ahlaksızlıklar, parelikten bilmem neden diye o koca koca devlet adamları padişaha bile rüşvet verdikleri evet. hakkındır diye hepsi yazıyor orada. Padişahların damatlarını nerelere getirdiklerini, ne olduklarını hepsi orada yazılı. Hep bir damat yazılır. meselesi var demek ki bu toplamda. E, tabii o zaman da kaptan Derya yapıyor damadını yani sonuçta. Ama o kadar saray kadınları israfa giriyor ki, e, sarraflardan şey alıyorlar, e, borç para alıyorlar. 250, mesela diyelim ki 150 bin, e, 150 bin akçelik şey alıyorlar, e, kuruşluk, mal alıyorlar. Tamam. E, el, bunun için 50 bin e, kuruş şey veriyorlar, rüşvet veriyorlar. 50 bin kuruşta nakit alıyorlar. Böylece 250 binlik çek veriyorlar. Ama bu Ahmet Cevdet Paşa yazıyor bunları. ve artık Tarihi belge. Tarihi belge. Bizzat yaşamış ve Abdülhamid'e sunulmuş. Bunu mesela o kadar hale geliyor ki artık para kalmıyor. Tam takır kuru bakır. Ve maaşlar ödenemiyor. Sarayın altın, gümüş şeyleri, kaseleri vesairesi sikke yapılıp öyle veriliyor. Ve padişah çok kızıyor. Damadını görevden alıyor. Bilmem ne yapıyor. Sonunda kızı geliyor yalvararak tekrar getirtiyor. Aradan şöyle bir iki ay geçtikten sonra. Yani görse insanlar bunu okuyup... Bugün neler olduğunu da anlayacaklar, anlayacaklar. aslında. Sadece o dönem değil. Bazılarının niye o dönemi sevdiğini de anlayacaklar belki. Evet yani iyice A, görsünler. O yani görsünler niye Osmanlı yıkıldı. Buradan yani Osmanlı eğer... Güçlü bir devlet olsaydı yıkılır mıydı zaten? Ahlaksız olmasaydı, rüşvete İşte bu alınan borçlar... Safahat şey, büt, e, Bütçe diyelim artık e, veyahut da hazinede para kalmayınca e, borç alınıyor. Ama borçlar ödenemiyor. Çünkü üretim yok. Borçlar ödenemeyince... yaparsa Bunun var. yerine bir takım vergiler karşılık gösteriliyor. Ve böyle gidiyor. Düğün umumiye bu. Ve düğün umumiye... Türkiye'ye borç veren ülkeler geliyorlar bir el koyuyorlar bize. Yapık evet. Diyorlar ki kardeşim vergiyi ben toplayacağım. Ben toplayacağım. Bu vergi içersem benim uygun gördüğüm miktarını sana devlet işlerinde kullanmak üzere vereceğim, vereceğim. ama bu çok küçük bir para. Evet. Bütün vergi toplama, vergi salma bir hakkı onun, da benim ait. Bir de onun faizi var. Faiz yani. de var. Onunla da onu da alıyorlar bir taraftan sömürüyorlar devleti açıkçası. Ve o ee, cumhuriyet döneminde ödeniyor. Cumhuriyet döneminde bir kısmı biliyorsunuz e, şeylere e, ve intikal ettirildi. Bağımsızlık e, bağımsızlık e, bağımsızlık kazanan devletlere yüklendi evet. bir kısmı. Diğer bir kısmı da cumhuriyet tarafından ödendi. Çünkü o dönemde Osman dedi ki kardeşim bu parayı ben işte Yunanistan'ı imar etmek için kullandım. İşte, Sırbistan'ı imar etmek için kullandım. Şuraya, Şurayı, kullandım Onların payları düşüldü. Cüzi bir paydı belki evet. onlar toplam içerisinde. Çok fazla değildi. E, gerisi de Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nin borcu olarak kaldı. Ve yıllar boyu Menderes e döneminde abi? Ta mi? O zamana kadar ancak bitti. ay Çünkü kademe kademe Türkiye'nin de o zaman etine budine. E, geliri yok. İşte e, fa sürekli olarak biliyorsunuz yok demir yollar yapılıyor, fabrikalar yapılıyor. Yani üretim var bir taraftan. E, böylece e, tekrar e, kazanç sağlayabiliyor devlet. E, mali imkanlarını düzeltebiliyor. Peki hocam bir şey daha merak ettim. İşte kabutaj var gene. Aynı şey gümrük meseleleri var. Lozan'da en uzun tartışılan konulardan bir, bir tanesi, tanesi bu. Gümrük meselesi. Evet. Şimdi de biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de gümrük birliği meselesinden aynı sıkıntıda değil miyiz? Ama yazdan bu karşılıklı. Karşılıklı o ama. O öbürü karşılıksızdı. Karşılıksız. Tamamen onlara bütün tamam, şeyleri açıyor. Tabii onlar hatırıyor. onlar Türkiye'yi malı sokabiliyorlar. Bütün limanlar arasında kendi gemileriyle seyahat edebiliyorlar. Türkiye'de Türkiye'nin limanları arasında denizcilik yapma hakkı onlara ait kendi mallarını gümrüksüz Türkiye'ye sokup satabiliyorlar. Ancak Türkiye'nin Türk mallarını oraya yollaması gümrüksüz söz konusu değil. Gümrük tarifeleri olan yerlerde de gümrük tarifesini kendileri belirliyorlar. Bu en en önemli konulardan bir tanesi de bir suç işlenmesi durumunda kendi hakimiyetinde kendi hakimiyetle. Bu da çok, çok önemli. Çok bir sistem. Bu var. devlet devletin devlet, bağımsızlığı devlet olmaz. olmaz yani. Orada da devlet yok demektir. Yok demek. Yani Osmanlı devleti aslında fiilen yok olmuş vaziyette. Dolayısıyla yani bütün bunları Peki, görmeleri lazım insanlar. görmüyorlar. en uzun süren tartışma galiba kapitülasyonlar mıydı? Kap, i̇şte en en önemli konu çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin de kendisini bağımsız hissedebileceği tek konu o. Yani siz e, ekonomik bağımsızlığınıza kavuşmadığınız takdirde bağımsız olduğunu söyleyemezsiniz. Öyle Ülkenizde vergi her, Her zaman için hakim geçerli bu biliyorsunuz. Olamaz. Her zaman için geçerli bu. Yani e, tamam bir vatan sahibi olabilirsiniz, bir millet sahibi de olabilirsiniz ama dışarıya muhtaçsanız Osmanlı'nın o e, kapitülasyonlar veya işte duyun umumiye gibi konulardan kurtulamazsınız. Bugün çektiğimiz sıkıntı bu değil mi? Üretim yok. Dışarıdan hala borç alıyorsak veya dışarıya borçlanmışsak e, bugün Türkiye'nin siyasi e, hakim bağımsızlığı, şeyi, i̇şte ne e, oluyor mesela? şimdi görüyoruz. Trump diyor ki ben senin paranı bir anda yok ederim diyor. Hop salı veriyorsun neydi şeyi rahip bransını gidiyor. Ya çeki verdikleri zaman 5-10 milyar dolar işte sen bocalanıyor Katil başlıyorsun. gidip sarılıyorsun ondan sonra. Vermek zorunda kalıyorsun. Onun için ekonomik bağımsızlık devletlerin bağımsızlığının olmazsa olmazlarındandır. Ve orada söke söke biz kapitülasyonu kaldırıyoruz. Ya Onları kaldırdık, bağımsızlığımızı kabul ettirdik. Hür bir millet olarak insanlara kendi kanunlarıyla hükmedebilen, kendi kanunlarıyla yargılanabilen, istedikleri zaman, istedikleri yerinden toprak alabilen, kendi işlerinden seçtikleriyle kendilerini Yöneten. yönetebilen bir devlet kazandı Lozan'da. Sınırları belli, ucu Siz belli, başı belli. Siz istediğiniz kadar hezimet demeye kalkışın. Bunun hezimetle alakası yok. Tamam boğazlar... Geçici olarak 36'ya kadar gene uluslararası bir komisyon bir, vardı, Boğazlar komisyonu oldu vardı. ama askerimiz yoktu ama, ama Montreux'da onu da kazandık. Çünkü bir sonraki aşamadır o. Peki İngilizler niye verdiler o zaman bize bunu, bu hakkı? Niye verdiler? E, vermek zorundaydılar çünkü artık bizim hakim Karşında egemen, güçlü Ege bir, bir devlet vardı ve etrafında da Boğazlı'nın, Türkiye'nin ordusu artık, vardı. 36'da artık düşünün biz hale gelmiştik Birleşmiş Milletler dahil, hepsi bizim ayağımıza Neyi geliyordu. Mi? İngiliz Kralı bizim ayağımıza geliyordu. İran Şahı bizim ayağımıza hepsi bizim ayağımıza geldiler. Hocam Birleşmiş Milletler'deki e, bizim e, önemli e, isimlerimizden Birleşmiş Milletlere göre Birleşmiş Milletler e, ne diyeyim diplomat olarak görev yapan Üner Kırdar'ın bana anlattığı bir hikaye vardır. Üner abi şunu anlattı. Birleşmiş Milletler Türkiye'ye diyorlar ki Atatürk zamanında Birleşmiş Milletler'e üye olun diyorlar. Atatürk diyor ki niye olayım? Diyor ki istiyoruz. Diyor ki o zaman bana resmi bir davet mektubu yazın. Ve Birleşmiş Milletler Türkiye'ye başvurmuyor. Birleşmiş Milletler... Çiziklerini değiştirerek. Çiziklerini değiştirerek Atatürk'e, Atatürk Türkiye'sine davet ediyorlar. diyorlar ki lütfen Birleşmiş Milletler'e üye olur musunuz? olur musunuz? Atatürk de lütfederek onların bu talebine peki Yerine oluruz diyerek. Ki, yani nereden nereye? Ve o Atatürk'ü beğenmiyorlar. Ya bir de mesela İzmir'in artık kurtul kurtulmasından sonra bir konsolos, İngiliz konsolosu orada ukararlık yapıyor. Atatürk komutan işte diyor bizim buradaki tebaamızın İngiliz tebaasına işte zulmetmeyeceksiniz. Bunların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Bundan emin olmak istiyoruz deyince diyor ki bundan önce kimin kontrolündeydi burası diyor Yunanların. Peki onlar sizin tebaanızın güvenliğini istediğiniz mi onlardan diyor. Hayır diyor, ihtiyaç duymadık diyor. Neden bizden ihtiyaç duyuyorsunuz diyor. Biz diyor, hiçbir e, tarihimiz boyunca diyor, kimseye zulmetmedik diyor. E, bu diyor sizi ilgilendirmez diyor. Diyor ki ama diyor, biz İngil, o zaman size savaş açarız diyor. Diyor ki. Sen savaş açmaya yetkili misin diyor. Bak ben savaş açarım diyebilirim. Çünkü ben başkomutanım diyor. Ben savaş açabilirim. Zaten diyor savaş devam ediyor şu an diyor. Bana savaş açamazsın ben diyor. Ben diyor dolayısıyla bunu yapabilirim ama hadi seni görmek istemiyorum diyor. Adam evet. gidiyor. Sonra e, İzmir'deki İngiliz gemisinden e, şey amiral e, Atatürk'e geliyor bu defa. O ukalalık yapıyor buna benzer. Onu da aynı şekilde gönderiyor. E, şaşırıp kalıyor diyor ki artık... Geçti o dönemler. diyor. Geçti Hocam, o dönemler. Şöyle diyor diye e, bilirim ben. İ, e, komutan geliyor ve diyor <laughs> ki, bu diyor eğer böyle yaparsanız... bu diyor sava ikimizin savaşmasına neden olur diyor. O da ki savaş bitti mi ki? Zaten bitti, bitti mi ki diyor? Bitti mi ki diyor? Ve ve diyor şimdi diyor gitmezseniz asıl diyor sizin Hı -hı. hayatınız tehlikede Hı -hı. diyor. Ve o da kös kös gidiyor ne yaptığını şaşırarak. Yani. Müthiş bir adam, gerçekten yani, müthiş bir adam. Şimdi bütün bunlar e, ortada. Siz ondan sonra Hocam, şöyle, hemen... o gün o gün işgalcili işbirliği yapanlar bugün de aynı tavırını gösteriyorlar bu kadar aslında. basit bir şey. Yani onların torunları bunlar. Yani, yani Kuvay e, e, Milliye'ye karşı kuvay İnzibatiyi çıkaranlarla e, bugünküler farklı değil. Aynen. Damat Ferit kapalılarla bugünküler Aynen. farklı değil. O zaman Damat Ferit'te karşı çıkıyordu. E, bugün de ona karşı çıkıyorlar. Şimdi. Diğer tarafta mesela Atatürk'ü e, yok dinsiz yok Ya sen kimsin ki Allah adına karar veriyorsun? Yok. Şirke girdiğinin farkında Öyle mısın? Mı? İkincisi adam bugüne kadar, o güne kadar 600 senelik dönem içerisinde halkın anlayacağı nitelikte bir tefsir yaptırtmamışsınız. Hep Arapça yapılmış yapayım, tefsirler. İlk, ilk defa Türkçe yok. Belki de ondan o İlk defa gitmiyor. tefsir yaptırmış. Kur'an'ın anlamını halkın sana. bilmesini istemiyorlar. Hocam. Çünkü şimdi de istemiyorlar. Abi istemiyorlar. Şimdi yani Kur'an-ı Kerim'i okusa insanlar zaten bu e, cemaat içinde hiçbir tanesi Hiç olmayacak. olmayacak. Bu merseslerle gezen ha, bunlar bunların bir fonksiyonu yok. Veli dedikleri adam yok. Kim veli sıfatını veriyor? insanlar veriyor. Allah vermiyor ki vahiy mi geliyor sana veli olduğuna dair? Bakın kıyafet, İslami kıyafet diye bir şey yok. Ebu Cehil de peygamberimiz döneminde aynı kıyafet aynı Onda e, Müslümanlıktan önce peygamberimizin adı vardı. Ali, Osman, Ömer hepsi müşriklik döneminde Araplarda Arap isimleri, bu isimleri vermişti. Arap, Arap kıyafetleri, Arap adresi, Arap Peki Adanesi, Arap Müslümanlıktan Gözürü. sonra değiştirdiler mi müşrik Hayır. ismi diye? Hayır. Aynı Hayır aynı isimlerdi. Ve aynı dönemde müşrik olanlar da aynı isimleri kullanıyorlardı. Dolayısıyla İslami isim diye bir şey de yok. Ya bu safsatalardan artık ülkenin kurtulması lazım bu bağnazlıktan kurtulması lazım. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim gerçek yönüyle baktığınızda hep e, öğrenmeye, akletmeye bağlı. Oku diyor, başlıyor. Hiç bilenlerle bilmeyenler oku. bir olur mu diyor? Şimdi oku diye başlıyor. Şimdi bütün bunları öğrettiğiniz için Atatürk'e karşı çıkıyorlar. Şimdi adam tevhid-tedrisat kanunu çıkarmış. Ne diyor? Tevhid-tedrisat kanununda o güne kadar hiç olmayan din adamı yetiştirmek için ilahiyat Fakültesini kuruyor. Yok önce yani medreseler, medreseler var ama var. din adamı yetiştirmek için değil ki onlar. Ama resmen din adamı yetiştirmek için ilahiyat Din işlerini yerine getirsinler diye imam hatipler kuruluyor. Diyanet işleri başkanlığı oluşturuluyor bununla. Ve en önemlilerinden bir tanesi de e, misyoner okullarındaki kiliseler kapatılıyor. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? E, ben bazen düşünüyorum bunlara karşı çıkanı. Hani cahil diyelim ama ya artık her yerde elimizdeki küçük telefon bir şey var. Göreviz. Oraya baksa sorsa görecek. nereye, ama nereye soracağını bilmiyor. Belli ki bunlar artık e, ya beyinleri yıkarmış yahut da bu konuda özellikle bu konuyu gündeme getiren hıyanet isimli olanlar. Başka hiçbir şey değil. Hocam son şunu da e, sormak istiyorum. 12 adlar meselesi. Siz, ben, onlarca yüzlerce aklı başında tarihçi tarih bilen insanlar kardeşim 12 adalar Lozan'da kaybedilmedi. 12 adalar daha önce Uşi anlaşması zaten İtalya'ya verilmişti diyoruz diyoruz diyoruz. Hadi ben neyim de siz ve sizin gibi uzmanlar hala Lozan'da. Lozan'da 12 adalar gündeme nasıl geldi? Lozan'da ne yapılabilirdi bunu? Sadece nedeniyle? şöyle dendi ki Lozan'da daha önce adalarla ilgili olan ee, şey anlaşmalar e, kabul edilmiştir şeklinde geçti. Çünkü yapacağımız hiçbir şey yoktu. Donanma yoktu dediğim gibi. Sadece İmroz ve Bozca'da Çanakkale Boğazının kilit bölgesi olduğu, olduğu için onlar, için, onlar e, kazanıldı. Kazandı. Ama şurası muhakkak ki, bir takım küçük ufak tefek adalar e, aslında e, Lozan Anlaşması öncesindeki yani 12 ada ve diğer Ege adalarının Balkan Savaşları gitmesi döneminde anlaşma metinlerine dahil olmadığı için tarafımıza ait olan adalardı. Olur. Ama bu 18-21 civarında ada, adacık e, elimizden gene gitti. Yunanlar oraları da oturdular. Hemen bir mil ötemizde. Evet hemen diyeyim. Şimdi peki niye şimdi ses çıkarmıyorsunuz? Hadi Lozanda'ya gidip. Lozanda'ya iki... gidip. Peki bunlara niye? Bugün niye? Peki niye bugün Donanmanız veriyorsunuz? Donanmanız var, hem askeriniz de var, her şeyiniz var dibinizde. Hem de dibinizde. Daha önce de çıkardık SAS komandolarımız çıkıp bayrak çekmişlerdi. Niye kaybettiniz ben buraları? Ben de oradaydım hocam. Efendim? Ben de oradaydım biliyorsunuz. Orada mıydınız? Yani şimdi niye şimdi sahip çıkamıyorsunuz? Küçücük adalara bile sahip çıkamıyorsunuz. O zaman zaten daha önceden kaybedilmiş. 12'de siz ne zaman yapıyorsunuz? 23'te yapıyorsunuz bu anlaşmayı. 12 ile 23. 11 sene, 11 sene önce zaten elinizden çıkmış adalar. Peki Lozan'da biz güçlü bir şekilde bastırıp onları alabilir miydik? E, alamazdık çünkü donanmamız yoktu. yoktu. İtalyan şeye gelince, 12 adaya gelince Lozan'da hiç görüşülmedi zaten biliyorsunuz. İtalyanların İtalyanları elindeydiler. Şey. İtalya'ya aitti. Ama İta İtalya'da, İtalya'da vardı Lozan'da. Lozan'da vardı ama adam benim diye inan etti şeyde. Kimse sesini çıkarmadı. Yani Rum Mehmet Paşa Rum Mehmet miydi? Rum Beyoğlu diye bir delege gönderdik. Adam hiç itiraz etmeden kabul etti 12 adayı. Sonra diyorlar Uşide. ki Uşşi'den Uşide, sonra işte Londra'da gönderildiğinde Şimdi ondan sonra diyorlar ki efendim 2. Dünya Savaşı'nda getirip teslim ettiler. Yok öyle bir şey. 2. Dünya Savaşı'nda biz savaşa katılmadık Türkiye olarak. Evet. Adamlar Ama o zaman bu adaları Türkiye alsın demediler mi? Türkiye'de bir Yok şekilde, demediler. Bir şekilde... Çünkü Paris Konferansı'nda verdiler onu da. İtalyanların elinde de değildi. Almanlar orayı işgal evet, etmişlerdi. Evet. Onlardan dolayı İ İ İ İngiltere dedi ki Yunanlara veriyoruz dedi. Verdiler. Biz hiç o toplantıda yoktuk ki. Savaşa katılmadık. İkinci Dünya Savaşında yoktuk. Yani istesek de, de, Lozan'da bunları alamazdık ya çünkü mümkün Lozan miydi? pazarlığında Biz masada yoktu. Hali hazırdaki Anadolu merkez e, ana kıtayı kurtarma mücadelesi verdik. Çünkü hepsi kaybetmiştik. Hiçbirisi kalmamıştı elimizde. Onu söylüyoruz. Ankara, e, işte Erzurum, e, Sivas bölgesi kalmış sizin elinizde. Kayseri o bölge kalmış. Onun dışında her taraf işgal edilmiş. Peki hocam şeyi soracağım. E, 100. yılında Lozan 100 yıllık bir anlaşma ile artık sona erdi diyen aptallar var. Sona erse ne olur peki? Bir anlaşma böyle bir uluslararası bir anlaşma sona erse ne hiçbir, olur? Bir, hiçbir fonksiyonu yok artık. Adalar şey adalar diyorum Boğaz benim elimde kontrolünde mi? Kontrol. Montreux ile uluslararası da anlaşma yapmışlar. Diyelim ki vazgeçtik desinler. Geçerlerse geçsinler. Geçler. Benden alacaklar mı geri? Hayır. Ancak Lozan, Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kabul ettiler. Şimdi vazgeçtik deseler, Lozan e, iptal edildi deseler, Türkiye Türk Cumhuriyeti tanınmayacak yok mu mı? Yok mu olacak? Hayır, hiç öyle bir şey söz konusu değil. Yani Lozan var yok, bundan sonra önemli değil zaten. Yani 100 yıllık olması, 150 yıllık olması hiçbir şey ifade etmez. İfade etmiyor. Ben artık yani, bağımsız bir anlaşma, devletim. Yani anlaşma bitti, anlaşma, anlaşma öncesine geri dönüyoruz. İngilizler, yani, Yunanlılar, İtalyanlar yine yu buraya işgal mi edecekler? Bırakacak mıyım İstanbul'u? Trakya'yı bırakacak mıyım? Ya söke söke e, tepelerine binerim. Öyle bir şey olur mu? Türkiye nereden oyun no. mu oynayacaksın? Adam zaten baş edemeyeceği için getirdi Amerikan üstlerini kurdurdu oraya Yunanistan. Adalar da kaybedeceğini düşündü. Çünkü Lozan'a göre silahlandırılması yasaklanmıştı. Silahlandırılmayacaktı. Silahlandırı. Sadece kullanım hakkı verilmişti. Türkiye vakti zamanında buna itiraz etmedi. Şimdi de artık Yunanistan hem e, Alexandropolide. E, şey dede ağaçla şeyi kurdu üstünü, kurdu üstünü kurdu hem de Yunan adalarında pek çok küçük üs aldı ve Yunan ordusuyla beraber Yunan deniz beraber devri yapıyorlar Şimdi bir şey söylüyorum ee, Amerikan uçak gemisi geldi işte biliyorsunuz İsrail açıklarında bizim de şeye e, S. <S. 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 <S.> oraya da yakın bir yere ko konuşlandı. Şimdi, Şimdi Türkiye sor, sordu sen Cumhurbaşkanı burada ne işiniz var gibi bir laf etti ona verdikleri cevap. Gülünç bir şey değil mi? Efendim ihtiyaç duyulduğunda buradaki Filistinliler veya insanları tahliye e, etmek tahliye için değil. vatandaşlarımızı dediler. Vatandaşlarını tahliye etmek için koca uçak gemisi mi gelir? Bu bir yani aklımızla alay ediyorlar sanki. bunu Uçak da gemisi ve 12 parça ayrı, ayrı gemi. gemi. Yani kaç tane Amerikalı var ki onları götürecekler? Allah aşkına yani e, akıl almaz bir şey. Yani bunu da siz e, politik olarak devlet olarak kabul edeceksiniz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne için geldiklerini herkes biliyor. Herkes biliyor. Doğu herkes Akdeniz'i bilmiyor. bize bırakmak istemiyorlar açık açık. Onların <laughs> bize bir talebimiz yok gelecek o zaman. Halbuki adamı. talebimiz yok ama bakın başka şey yapılabilirdi. Suriye'de bu karışıklığa meydan vermeyebilirdiniz. O verdiler. Oldu oldu oldu. O geçti. geçti. Peki ondan sonra şu an Suriyeli bir sürü insan var Türkiye'de. Sığınmacı bilmem ne ad altında. Peki bunları niye ülkelerine göndermiyoruz? Esat'la niye oturup anlaşmıyorsunuz? Anlaşın hatta deyin ki İmar'da da bu yardımda bulunalım. Parayı da vereceğiz. Hatta para da verelim. Ve hatta sizinle Libya'da olduğu gibi ekonomik münhasır bölge anlaşmasını evet. imzalayalım. Bakın sizin de avantajınız olur bizim de. PKK'ya karşı da ortak mücadele edelim. Suriye'nin işgal edilmiş topraklarını da kurtaralım. Vallahi Suriye biz içeri adım attığımız anda es Esad bağırmaya başlıyor. Çünkü öylesine bir nefret Ama var karşılıklı. Çünkü... Amerika bölgeyi işgal etmiş Esad'dan çıt çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü niye? Ee, siz e, ortak bakanlar kurulu toplantısı yapmışsınız tatil yapmışsınız Kardeşim sonra Esatmış. bir gün sonra e, savaş boş e, tersini Nerede yapmışsınız. Savaş e, onun için güven duymuyor. Yani ben ancak şöyle olacağını düşünüyorum. Türkiye'de yönetim değiştiği takdirde Esat'ın güveneceği birisi çıktığında belki, belki. olabilir. Belki. O da belki diyorum. Belki. Ama yani bu, bu girişimlerde bulunabilir. Bunları niye bulacağız? Hocam boş verin <laughs> Bugün günlük siyaseti bu bilimde konuşmayalım. başka bir gün e, diğer program. Hayır bu da ama Lozan meselesiyle bağlantılı işte, şimdi Lozan'ı beğenmeyenlerin bugün yaptıkları Bunları, hatlar, onun için söylüyorum. bugün beceremedikleri, bugünkü öngörüsüzlükleri. Ya Lozan'da 12 adı kaybediyorsunuz. Lozan'dan sonra son 15 sene içerisinde 20 adanın silahlandırılarak Yunan toprağını getirmesi sesini çıkarmamışsın. Haklısın. Yani... Ben ama şu zaten yani tarih bunlara mı kaldı? Ben tarihi şöyle değerlendiriyorum. Yani sadece geçmişi anlatmak değil. Geleceğimizle ilgili de bunların bağlantılarını kurmak ve örnek almak. Yani bu şeye benziyor. Ben yaşım diyelim ki 60 70 80 100 bu dönem içerisinde edindiğim tecrübeler benim gelecekteki hayatımı etkilemiyor mu? Etkiliyor. Hocam tecrübeden ders çıkarmak için biliyorsunuz belli bir kültür gerekir. Yani mesela inekler kendi tecrübeden pek ders çıkamazlar. Genetik tecrübeleri vardır onun binlerce, on binlerce, milyonlarca. Onlar öyle yaşarlar. Ama mesela birebir tecrübeden hemen der çıkamazlar. O tecrübeyi defalarca yaşamada gerekir ki tecrübe. Bu tecrübeden zeka, Ama zeka ak gerekir. Akıl denilen bir şey var i̇şte onlardan farklı. Lazım. Onu kullanması, lazım. mantık denilen şey var akıl haliyle. Akıl lazım. Akıl olmadı mı tecrübeden geri çıkmıyor. Olmuyor. Hocam sağ olun. olun. Yani ondan dolayı Çok doğru yaptınız oluyor. ama e, anlamazlar zaten. Hiç merak etmeyin. yani. Anlayacak olsalar kendi kendine anlayabilirler. Ya işlerinden bazılarını anlatmışsın. Bazıları zaten biliyor. Bazıları zaten biliyor. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Cumhuriyet'in 100 yılı kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. De, ben de kutluyorum. Hem sizin kutluyorum hem Türk milletinin. Hem bütün Türk milletimizin kutlu evet. olsun. E, nice yüzyıllara e, inşallah. İnşallah her şeye rağmen biz bu cumhuriyeti korumaya kararlıyız. Bizim karar için ediz. çok büyük bir şans aslında. Yüzüncü yılı yaşamak evet. kadar güzel bir şey yoktur. Evet. yaşamak istemeyenler yaşamasınlar ama yaşamayı, yüzüncü yılı yaşamayı arzu edenler için de... Hocam valla ben doğduğumda bu cumhuriyetin 30. yılıydı. Hatta evet kaçıncı yılıydı? 40. yılıydı 39. yılıydı. Şimdi 100. yılı. Ee, i̇nşallah Çocuklarımız 200. yılında, 300. yılında İnşallah. torunlarımız, torunlarımız, torunları görürler. Hürriyet içerisinde. İnşallah. Ondan sonra mutlulukla. İçeriden e... dışarıdan gitmek isteyenlere rağmen biz bu hikayeyi yaşadırız. Ya, kesinlikle yani şimdi hep böyle olmuştur. Zaten hep Türklere oldu. karşı her zaman Her zaman. Türkiye'nin dış vardır. düşmanından çok iç düşmanı evet, vardır. Onu hep, hep, gördük. İşte daha hep az... içten yıkılmıştır zaten. Hep Ve içten Türk devletleri birbirini Hiç yıkılmıştır. Hiç dışarıda yıkılmamıştır. Evet. Hep içten yıkılmıştır. Ama bu sefer yıktırmayacağız. İnşallah. Değerciler hepinizin ailemi kutlu olsun.